Diyarbakır'ın Eylül ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan biri koptu. Jandarma ve AFAD ekipleri nehir yatağındaki yerleşim yerlerinde sel ve su baskınlarına karşı tedbir aldı. Dicle Barajı'nda son günlerde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi amacıyla 3 dolu savak kapağı tedbir amaçlı açıldı. Suyun aşırı tazyikinden dolayı bir süre sonra kapaklardan biri koptu, akıntıya kapıldı. Dicle Nehri yatağında su seviyesinin yükselmesi üzerine 2 kapak kapatıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri nehir yatağındaki yerleşim yerlerinde tedbir aldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise Dicle Nehri üzerinde sulama, içme suyu ve enerji amaçlı inşa edilen ve 2000 yılından beri işletmede olan Dicle Barajı'nda son günlerde aralıksız ve mevsim normallerinin üzerinde yağan yağışlar nedeniyle su seviyesinin hızla yükseldiği belirtildi. Su seviyesini kontrol altına almak amacıyla barajın savak kapaklarından birinin açılması sırasında kazayın yerinden koptuğu ifade edilen açıklamada, bunun neticesinde barajdan saniyede yaklaşık 1600 metreküp su, bu kapaktan doğal nehir yatağına doğru boşalmaktadır ifadelerine yer verildi. Kent merkezinde itfaiye ve AFAD ekipleri vatandaşları sel ve su baskını tehlikesine karşı uyarıyor. Dicle Nehri yatağına yakın olan Yenişehir ilçesi Ferit Köşk mahallesinde oturan vatandaşlar evlerini boşalttı. Vatandaşların sokaklarda ateş yakarak bekledikleri görüldü. Sur ilçesinde ise belediyeye ait araçlardan yapılan anonslarla vatandaşlar sel ve baskın tehlikesine karşı uyarıldı. Ongözlü Köprü civarında nehir yatağında bulunan işletmeler masa ve sandalyelerini su baskını oluşabileceği nedeniyle kaldırdı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Diyarbakır'ın Eylül ilçesindeki Dicle Barajı'nın bir kapağının kopmasına ilişkin, "Barajda bir kapağın koptuğu doğru ama ikinci kapağın koptuğu doğru değil. Bize ulaşan herhangi bir can ve mal kaybı yok" açıklamasında bulundu.